İki Pedal'dan hepinize merhabalar. Bu videoda 7000 TL'ye satın alabileceğiniz 5 tane yol bisikleti tavsiyesinde bulunacağız. Bu tarz videoların devamının gelmesini isterseniz videoyu beğenip kanalıma abone olmanız yeterli. Bu arada Emre de var bugün bu videoda. Emre hoş geldin. Hoş bulduk. İstersen bisikletleri anlatmaya başlayalım, zaten videonun içerisinde sohbet ederiz. Aynen, hemen başlayalım. Kron RC1 ile başlayacak olursak bisikletin özelliklerini anlatmadan önce tüm bisikletler hakkında biraz yorum yapmak istiyorum. Şimdi fark ettiyseniz 2020 ve 21'den beri bisiklet piyasası yavaş yavaş Endurance kadroları Aero kadrolara bırakmaya başladı. Neden böyle bir değişim oldu bilmiyorum ama bütün markalar Endurance kadrolarını yavaş yavaş bitirip tamamen Aero kadrolara geçmeye başladılar. Şu an ekranda görmüş olduğunuz RC1000'de de yarı Aero, yarı Endurance bir kadro görüyoruz. Yani burada Kron mühendisleri, Kron tasarımcıları çok arada mı kalmış ya da bilmeden mi bunu tasarlamışlar bilmiyorum ama şu ortadaki kadronun büyük borusu, yani Kron yazan yer, kalın ve Aero yapıdayken sele borusunun aşağısındaki boru neden düz? Neden Endurance kadro tarzında? Bunu anlayamadım. Bir Emre geriye gelebilir miyiz? RC2000 modellerini falan da bir gösterelim. Mesela RC2000'e gir. O bisikletin kadrosu tamamen Aero. Tamam, hani Endurance'ları bıraktınız, Aero'ya geçiş yaptınız. Neyse. Bu bisikletin kadrosu Aero'yken neden RC1000 yarı Aero yarı Endurance? Ben bunu anlayamadım. Şimdi geri dönerim RC1000'e, neyse anlatalım. Bisikletin özelliklerine kısaca bakacak olursak zaten bu videodaki bisikletlerin özellikleri neredeyse %90 aynı ama yine de kısaca anlatalım. Bu arada bu bisikletin 2020 ve 21 modellerinin de incelemesi YouTube kanalında mevcut. 2022'de de eğer mağazalarda görürsem aynı bu bisikleti incelemeyi düşünüyorum. Özelliklerine bakacak olursak alüminyum kadro, alüminyum maşa, Claris R2000 ön vites, Shimano Tourney arka vites ve diğer parçalar bisiklet 14 vitesli 2x7. Gördüğünüz gibi güzel renkleri var. Açıkçası renk konusunda beğendim ama tasarım konusunda benden çok düşük not aldı. Özellikle de bu turuncu siyah olan rengine hasta oldum. Bu turuncu çok güzel parlıyor. Bisikletin fiyatı 6760 TL, yani 7000 TL bandımızın 240 TL'ye kadar altında kalıyor. Bence fiyatı makul çünkü piyasa uçtu. Yani fiyat çok ama bu piyasa için normal. Emre, bisiklet ve fiyat hakkında söylemek istediğin bir şeyler var mı? Bisiklet hakkında konuşulacak çok şey var. Ben de kadro konusunda sana katılıyorum. Çünkü kadro cidden çok saçma geldi bana. Daha söylenecek çok şey var ama bu video sığmaz. Fiyat olarak da dediğin gibi zaten piyasaya göre normal güzel bir fiyatı var. Tourney setli bir bisiklet için. Şimdi iki pedal arşivi çok büyük olduğu için sizlere eski fiyatlarıyla karşılaştırma imkanı sunabiliyorum. Mart 2021'de, yani yaklaşık 11 ay önce çekmiş olduğum 3500 TL'ye yol bisikleti tavsiyesi videosunda RC1000'in fiyatını ekranda görüyorsunuz. O günlerden bugünlere. Cavalier 700 Tourney. Bu bisikletin detaylı incelemesi YouTube kanalında mevcut. İzlemek isterseniz üst tarafta çıkan kartlardan ulaşabilirsiniz. Bisikletin özelliklerine kısaca bakacak olursak 6061 serisi alüminyum kadro, alüminyum maşa, Shimano Tourney 14 vites vites sistemi, yani 2x7, Logan U fren 10.8 kilogramlıkta bir ağırlıkta birlikte geliyor. Bisikletin kadro ölçülerine bakacak olursak 50, 52, 54, 56 ve 58 santim seçenekleri bizlere sunulmuş. Bu bisikleti canlı incelediğimde beğenmiştim ki zaten senelerin bisikleti, bilenleriniz bilir, 3-4 senedir hiçbir şekilde tasarımından ödün vermedi. Her sene aynı şekilde çıkmaya devam eden bir bisiklet. Açıkçası benim hoşuma gidiyor. Yani bütçem olsa bunun Tourney'li olanını değil de Claris'te veya Soral'ı olanını belki alabilirim bir ihtimal. Tabii biraz istediğim makul fiyatlarda bulursam. Ama onun haricinde bence gayet güzel bir bisiklet. Şimdi fiyatını Onur Emre Akman'a soruyoruz. Çünkü Mosso daha önce sitesine fiyatları yazmamış. Bu bisikletin fiyatı 5800 TL. Yani 7000 TL bütçemiz vardı. 1200 TL çok daha altına alıp 1200 TL'ye de ekipman dizebiliyoruz. 7000 TL bütçeli bir videoda bence 10 numara 5 yıldız bir fiyat. Sen ne dersin? Bence de çok güzel. Bisiklet içinde şunu eklemek istiyorum. Bunların 2021 ya da 2020 modellerinde her tarafında Mosso yazıyordu. 2022 modellerde bu Mosso'yu silmeleri çok hoşuma gitti benim. Yani daha böyle şık bir tasarıma kavuşmuş bisiklet. İki pedal arşivinden bir belge daha. Cavalier 700 Tourney 2020 Ekim ayında 2800 TL'ymiş. Carraro Race 012'ye bakacak olursak alüminyum kadro, alüminyum maşa, 14 vitesli 2x7, Claris ve Tourney karışımı bir grup set ve
Carraro çift kat alüminyum jantların bulunduğu bir bisiklet oluşturmuşlar. Bisikletin fiyatı ne kadar Onur Emre Akman? Bisikletin fiyatı 6.800 lira. 6.800 lira. Yani Cavalier 700 Tourneye'den sonra bunların fiyatı bana bir fazla geldi açıkçası. Bir de Endurance kadroya sahip olmadığı için, yani kadrosu ayrı olduğu için ekstra bir ağırlığının da olduğunu söylemeden geçmeyelim. Sen de bir Carraro Aero kadro kullanıcısısın, 052 kullanıcısısın. Ne diyorsun? Aero kadrolardan memnun musun? Şimdi ben hem memnunum hem memnun değilim. Bu nasıl diyeceksiniz? Tasarım olarak mesela bence güzel. Aero kadrolar daha güzel tasarım olarak ama ağırlık katıyor mu? Evet, az da olsa katıyor. Bundan dolayı memnun değilim ondan ama sevmiyor da değilim. Uzun sürede daha kullanırım. Yine bir Salcano modeli ve yine içimde bir tereddüt, bu bisikleti listeden çıkartsak mı diye. Bugün sabah da dağ bisikleti videosu çekmiştik. O videoda da yine Salcano'ya geldiğimizde bir tereddüt etmiştim. Bu bisikleti beğenmedim, bunu çıkartsak mı falan demiştim. Sonra vazgeçmiştik. Yine aynısını diyorum. Çünkü 5.800 TL'ye az önce biz Cavalier 700 Tourneye anlattık. Aynı fiyattı ve bisikletin özelliklerini biliyorsunuz, görüntüsünü biliyorsunuz. Bisiklet A'dan Z'ye Shimano ve Mosfon'un kendi parçalarından oluşuyordu. Salcano'ya geldiğimizde de ne yazık ki bir hüsranla karşılaştık. Salcano'nun arka aktarıcısı ve rublesi Shimano iken ayna kolu çelik ve markasız. Ayrıca sanırım maşası da çelik. Bakıyorum. Aynen, maşa da çelik. Lastikleri de yine acayip dandik. Salcano'nun kendi lastikleri ve bisiklete uzaktan baktığımızda nedense görüntüsü sanki 90 model bir bisiklet izlenimi veriyor. Yani sizde de öyle bir izlenim oluştu mu bilmiyorum ama hani bisiklete baktığımda 2022'de üretilmiş olabilir diyemiyorum. Sen ne diyorsun Emre? Ben de sana katılıyorum. Yani çok eski duruyor ve diğer bisikletlere kıyasla daha geri seviye. Yani daha düşük komponentleri var. Bence bu fiyatı kesinlikle etmez. Kesinlikle bu fiyata tekabül olan bir bisiklet değil. Yani piyasa ne olursa olsun, hani bazı bisikletler piyasanın artışıyla birlikte oran orantı yaptığınızda tamam, piyasaya göre artması, piyasanın artmasıyla bisikletin fiyatının da artması bazen makul karşılanabiliyor ama bu bisiklet, yani dolar 30 lira olsa ve bu bisiklet yine aynı kalsa yine etmez. Yani şu bisikletin ederi 2000 liradır, 2500 liradır her zaman. Daha artmaz bu bisikletin ederi bence. Videonun son bisikletine bakacak olursak Triban RC 120'yi görüyoruz. Bu bisikletin özelliklerini de kısaca anlatayım ama YouTube kanalımda inceleme videosu mevcut. Üst tarafta çıkan kartlardan yine ulaşıp izleyebilirsiniz. Bisiklette 6061 serisi alüminyum kadro, karbon kaplamalı alüminyum maşa bulunuyor. Mekanik disk frenli, üzerindeki lastikler BTV'ne ait. Vites sistemi de MicroShift ve BTV'nin karışık, böyle değişik bir sistem oluşturmuşlar. 8x2, yani 16 vitesli bir bisiklet. Fiyatı ise 6.500 TL. Yani bütçemizin 500 TL kadar altında. Bu bisikletin bu fiyatı makul mü değil mi? Yani verilebilir. Çünkü mekanik disk fren var. Karbon kaplamalı maşa var. Maşası hafif bu arada. Hani alüminyumun üzerine karbon kaplama dedim ama maşa cidden hafif. Bir de biraz daha böyle gravel'a yakın bir tasarım var ama tam gravel'da değil. Endurance diyeceğim. Endurance da değil. Çünkü lastikleri daha kalın. Ne diyeyim bilemedim. Emre sen ne dersin? Ya bence yarışlar için tabii ki de bu olmaz ama hani yine böyle çok yeni başlıyorsanız bu bisiklet çok iyi bir bisiklet. Hani ufak tefek turlar da yapabilirsiniz çünkü lastikleri kalın. Çok iyi bir artısı var. Mekanik disk fren. Ben ölümüne mekanik disk fren, hidrolik disk freni savunduğum için benim için çok büyük bir artı bu mekanik disk olayı. İşte maşası karbon kaplama alüminyum ama buna rağmen hafif bir maşa. Bence bu bisiklet çok iyi bir bisiklet. Şunu söyleyebilir miyiz? Bu bisikleti alacak kişi hobi amaçlı alabilir. Yarış amaçlı Tabii ki de. alamaz ama hobi için sürüyorsa, işte haftada 1-2 gün arkadaş çevresiyle tur yapıyorsa, genç olsun, yaşlı olsun hiç fark etmez, alabilir. Tabii ki de hem arkadaş çevresiyle binmek için, hem tur yapmak için, hem ulaşım için bu bisiklet çok iyi bir bisiklet. Benim de çok hoşuma gitti. Evet, geldik videonun finaline. Biliyorsunuz ki piyasada alabileceğiniz yol bisikletleri arasındaki 5 tane bisikleti sizler için eledim, dokudum, buraya ekledim. Ama yine de bu 5 tanenin arasından bir tane seçeceksin derseniz, ki genelde diyordunuz eski öneri videolarında. Benim tercihim Mosso Cavalier 700 Tourney'den yana olurdu. Neden? Bisikletin fiyatı 5.800 TL. Bizim bütçemiz 7.000 TL'ydi ve 1.200 TL altta kalıyor. Diğer bisikletlere göre çok daha ucuz bir. İkincisi, eğer 7.000 TL gibi bir bütçeniz varsa, ki bu videoyu başlığından dolayı izliyorsanız büyük ihtimal bütçeniz bu kadar.
Bu bisikleti aldığınızda 1200 TL'ye kalan bütçeyle de kask, gözlük, eldiven, işte ne bileyim, yedek iç lastik olsun, anahtar takım olsun, böyle şeyleri de alabilirsiniz. Bunlara imkanınız kalıyor. Diğer bisikletlere baktığımızda hatırlıyorsanız ya 300 lira ya 500 lira fark kalıyordu arada. Ama 1200 TL'lik bir farkın kalması beni cezbetti açıkçası. Özellik olarak da baktığımızda Triban RC120 hariç diğer bisikletlerle tamamen aynı özelliklere sahip. Söyleyeceklerim bu kadar. Emre? Bence ben aralarından bir seçim yapmam gerekse RC120'yi seçerim. Çünkü gerçekten çok beğendim. Özellikle maşasını ve disk fren oluşunu çok sevdim. Bence bu bisikletler Mosto'nun fiyatıyla RC120'nin özellikleri bence kapışır. Evet, bu videonun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve aşağıdaki linklerden sosyal medyada beni takip etmeyi unutmayın. Farklı güzel bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.